Eğer inek sütü çevre dostu değilse, o zaman hangi sütü içmeliyim? Sometimes it feels like everything you buy is somehow bad for the planet. And yeah, it often is. But some choices are better than others. Gıda sektörünü ele alalım. Dünyadaki sera gazı emisyonunun 1/4'ü gıda ve bunun çoğu hayvancılıktan geliyor. Et ve süt ürünlerinden. Bitkisel sütlerin devreye girdiği yerde burası. İnek sütünün hem etik hem de sağlıklı bir alternatifi, değil mi? Today we're going to take a look at which one is best for the planet and for us. Greg is doing it. Greg is making progress and progress is perfection. Bitkisel sütler ABD'de süt satışlarının %14'ünü oluşturuyor. Bu multimilyar dolarlık endüstri küresel olarak her yıl %10 oranında büyüyor ve hem sağlığa hem de gezegene önem veren tüketici bilincinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Now I know what some of you might be thinking. Plant milks like these are really just for rich, white, vegan hipsters. Ama aslında değil. Asya bitkisel sütler için en büyük ve en hızlı büyüyen pazar. Jakarta'dan Delhi'ye kadar tüketiciler zenginleşiyor ve bununla birlikte daha seçici oluyor. 2030 yılına kadar küresel olarak orta sınıftan her 3 kişiden ikisinin Asyalı olacağı tahmin ediliyor. Asya ve Afrika'daki çoğu yetişkin inek sütündeki laktozu uygun şekilde sindirecek enzimlere sahip olmadığından bitkisel sütlere talep daha fazla. Non-dairy milk because I'm lactose intolerant and milk gives me a huge stomach ache. Today I'm going to show you how to make your own fresh soy milk. And this is something my grandmother always makes whenever I go home. It has nothing to do with the cow milk. Totally vegetarian drink. But there are still dozens of plant milks to choose from. Pirinç sütünü pişmemiş pirinci sıcak suda beklettikten sonra birkaç hurma ve bir tutam tuzla çırparak yaptım. Gezegen için sorun şu ki pirinç üretimi suyu çekiyor. Pirinç, bakterilerin de atmosfere metan pompaladığı sulak tarlalarda yetişir. Pirinç tarlaları sığırlardan sonra en çok metan gazı üreticilerinden biri. Bunu da ekleyelim. 2018 yılında Oxford Üniversitesi araştırmacıları gıdaların ortalama karbon ayak izlerini bulmak için 100'den fazla ülkedeki 38 bin çiftlikten veriler kullandı. Pirinç sütü ürettiği metan nedeniyle iklim için soya ve yulaf gibi bitkisel sütlerden daha kötü bir seçenek. Badem sütü 5'i arasında en düşük emisyona sahip olan süt. Hadi biraz daha yakından bakalım. Now the recipe told me to use a nut milk bag, but this is all my local supermarket had. And essentially it's just a cloth. You can also use a t-shirt even to strain out the liquid. To make almond milk, I soaked the nuts overnight and again added some dates for flavor, blended it together with a bit of salt. Genuinely really good. Sanırım en çok yulaf sütünü beğendim. In factories, they also spin the mixture around at really high speeds to just separate out all the fibers that come from these husks. Kuru yemişlerle yapılan sütler daha az karbon ayak izine sahip. Çünkü ağaçları ekili alanlara doğru genişleyip atmosferdeki karbondioksiti emer. Ancak badem sütünün büyük bir su ayak izi var. Dünyadaki bademlerin %80'i gezegen küresel ısınmaya maruz kaldıkça kuraklaşan Kaliforniya'dan geliyor. Making this glass of almond milk used up about as much water as having a shower. Diğer taraftan arılar da var. Arıcılar farklı mevsimlerde ekinlere polen yaymak için kovanları çok uzak mesafelere taşır. Bu taşıma ve böcek ilacı kombinasyonu tek bir badem mevsiminde 10 milyarlarca arının ölmesi anlamına gelir. This has massive consequences for us. About 3/4 of our food crops rely on animals like bees pollinating them. And the way we farm is what's killing them off.
Making soy milk requires an extra step. You have to boil the mixture after draining and skim off the foam. This helps increase the shelf life by killing off microbes and even helps with the smell. Soya sütü bulabileceğiniz en çevre dostu sütlerden biri. Pirinç sütüne kıyasla daha az karbondioksitten sorumlu ve badem sütünden daha az su kullanır. Binlerce yıldır Asya diyetlerinin temelini oluşturuyor. Is there an environmental downside? Well, yeah, but it depends on how and where the soy was grown. Enormous swathes of the Amazon rainforest are burned each year to grow soybeans. Now, most of this is used to feed livestock, like dairy cows, but about 6% of global soy output still ends up in foods like tofu and soy milk. Yulaf sütü bundan daha kolay olmazdı. Çırp, süz ve iç. Oats are easy to grow without screwing the planet. They don't take much water to grow, and their emissions are tiny. But even with these environmental credentials, oat milks have gotten a bad reputation. Bu yılın başlarında tüketiciler pazar lideri olan Oatly'yi özel sermaye devi Blackstone'la ortaklık kurduktan sonra boykot etmişti. Şirket inkar etse de ormanları tahrip etmeyle bağlantısı bulundu ve CEO'sunun Donald Trump'a bağış yaptığı ortaya çıktı. This is really a tough one. Unhappy customers argue that by accepting the money, Oatly's letting Blackstone greenwash a dodgy environmental record. But Oatly argues that it's diverting the money away from more harmful activities. The backlash doesn't mean that oat milk itself has been cancelled, but it does show that environmental concerns don't just stop at the farm. Now you might be wondering about the health impacts of all these plant-based milks. And if you're thinking about changing your diet significantly, then talk to your doctor before trusting anybody on the internet. Let's look at soy. Some people are scared of soy milk because it contains chemical compounds that act like the hormone estrogen. Too much estrogen can increase the risk of breast cancer. Bu konu üzerindeki bilgi oldukça yetersiz. Yapılan araştırmalara göre daha fazla soya yemenin meme kanseri üzerindeki etkisi az. In fact, many of them have shown that it may lower the risk of breast cancer. Bu yüzden buraya bir uzman getirdim. Amerikan Kanser Derneği'nde beslenme uzmanı olarak çalışan epidemiyolog Marjorie McCullough. In Asian countries where women tend to consume a lot more soy foods, maybe 3 to 4 servings a day, they've seen especially lower risk of breast cancer. The question for other plant milks is whether they're as nutritious as cow's milk. Cow's milk has more protein and nutrients than any plant milk, with the exception of soy milk, which is actually really high in protein. Now, this is true even if a lot of the products that you buy from the shops are fortified with different minerals and vitamins. Read the label, look at the label, make sure there's not, try to avoid having sugar added to it. That's top of mind. Otherwise, it's mainly making sure that you have got enough protein and calcium. So where does that leave us? Uzmanlar sadece soya ve yulaf sütünün çevresel ayak izinin çok az olduğunu söylüyor. İkisi de yetişmek için çok az suya ihtiyaç duyuyor ve emisyonları çok az. Pirinç sütü hiçbir açıdan iyi değil. Öte yandan badem sütü de arıları öldürüp çok fazla su tüketiyor. İnek sütüyle karşılaştırıldığı zaman bu vegan sütler arasındaki farklar oldukça küçük. So all of these milks are better for the planet than dairy. But if you're looking to really lower your impact, then oat and soy are your best bets.